İlham Aliyev, İlham Aliyev, İlham Aliyev. Sesimi işit artık, yeter, ben bıktım. Senin ülkeni sen mi idare ediyorsun yoksa bu rüşvetkor memurlar mı idare ediyor? Tertemiz rüşvetkor hakimi ve rüşvetkor prokuroru Elmar mı yönetiyor? Polis, Tertemiz polis şubesi rüşvetkor Natik. Ondan sonra Firudin Ağa'ya Mahir Müstentik. Bunlar mı yönetiyor ülkeyi, sen mi yönetiyorsun? Madem ki sen yönetiyorsan niye el atmıyorsun? Eğer onlar yönetiyorsa zaten ben onlara ne yapacağımı biliyorum. O ayrı bir mevzu. Onların dersini ben vereceğim. Ayıptır. Ülkenizin vatandaşı adındaki Şahane İsmail'i 2018 yılında sosyal şebekeden bana yazarak Hazret seninle evlenmek istiyorum. İşte gelirsen buraya şöyle böyle derken beni bir millet iki devletiz. Ben istiyorum ki Türkiye'ye gelip yaşamak istiyorum. Seni beğenmişim. Seninle evlenmek istiyorum. Niyetim ciddi gibisinden beni manipüle ederek kendi menfaatin uğruna kullanmak için çağırdı. Ayağına kalktım, geldim. Kızıl aldım. Ondan sonra her şeyi aldım, geldim Bakü'de aeroportta görüştük orada. İlham Aliyev, bak rica ediyorum, İlham Aliyev, hürmetli prezident İlham Aliyev, gerçekten de yeter artık, ben bıktım, bezdim, usandım. Ülkeni sen mi idare ediyorsun yoksa bu rüşvetkor, bu haramzade memurlar mı? Bak bunlara çok ağır, en ağır cezayı vermeni istiyorum. Ve benim çocuklarım şu anda oraya kaçırılmış vaziyette. Maalesef ki bak ben 6 aydır gözlerime uyku girmiyor. 6 aydır bak sakinleştirici ilaçlarla ayaktayım. İdare ediyorum, sabrediyorum. Bak bıktım, bezdim, usandım, bunalıma girdim artık. Çöküyorum bak. Ayıptır, ağır olsun bunu bana yapanlara. Bunları cezalandır. Benim çocuklarıma el koymuşlar. Ülkeye gelişimi kadağan etmişler. Hiçbir şekilde gelemiyorum. Yetmezmiş gibi ben onları ifşa ettim diye kalkıp peşimize mafya takmışlar. Biraz önce de bana bir numara, Azeri numarası yazdı. İşte farklı yollarla bana ulaşmaya çalışıyorlar. Yani bu işe son verin, artık bitsin. Ben çocuklarımı gönderin. Ben çocuklarımı çok özledim. O çocukları babasız orada bırakmaya hakkınız yok. O çocuklar orada yetim kalamaz. Bakın her insanın bir şerefi, namusu, gayreti var. Bak ben o çocukların orada kalmasına asla tahammül etmiyorum. Çocuk geldi, çocuk yaptırdı bana ve kaçırdı gitti oraya. Ben şu anda bu durumda, kendinizi benim yerime koyun. Nasıl bir şey, nasıl olabilir? İlham Aliyev, sana sesleniyorum. İlham Aliyev, sana sesleniyorum. Bunların hepsini, bu rüşvetkor memurlardan şikayetçiyim. Sana şikayet ediyorum. Gereğini bir an evvel yap artık, yeter. Yunus Demirtaş adında yine bir arkadaşımız dolandırılmış aynı zamanda. Yeter yani, bize yapılan bu bunca haksızlık ve zulüm, rüşvet ve dolandırıcılıktan bıktık, usandık ya. Yüz binlerce Türk sizin ülkenize gelip bu şekilde mağdur durumda. Kimse sesini çıkartamıyor. Maalesef kimse bizimle ilgilenmez diye. Ayıptır, günahtır ya. Bir millet iki devlet böyle mi olur ya? Geliyorsun Erdoğan'la el ele sıkışıyorsun. Biz bir millet iki devletiz. Kardeşim Erdoğan. Böyle olmuyor ama. Madem Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hatırı, saygısı varsa sende, Allah rızası için. Yani bir insanda ar olur, namus olur, vicdan olur, gayret olur. Yani madem ki Erdoğan'a değer veriyorsan, madem ki gerçekten de bir millet iki devlet diye inanıyorsan, yani halka da böyle, Türk halkına da böyle zulümler etmeyin de, yeter vallahi, bezdik. Bezdik ya, yemin ederim bezdik, ayıptır ya. Gerçekten de yani bize bu yapılanları Ermeniler yapmadı bize ya. Yemin ederim bıktık artık, ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı yani bilmez olduk. Ama yani İlham Aliyev, bu işe el at. Bak aksi takdirde bu işin yolu, ucu çok farklı yollara gidecektir. Ben size söylüyorum açık ve net. İlham Aliyev, bu işe bir an evvel, ayıptır. Vallahi billahi ayıptır ya. Defalarca bu kanallardan sesimi yayınladım. Sana ulaştırmaya çalıştım. Hürmetli Azerbaycan'ın, Respublikası'nın prezidenti İlham Aliyev. Babanın goru hakkı için ya. Böyle yapma ya. Senin de evlatların var. Senin de çocukların var. Kalk benim çocuklarımı getir Türkiye'ye, bana teslim et.
O kadından bir hayır gelmedi bana. O kadının sıfatına, o meymenet sıfatına asla bir daha görmek istemiyorum. Sadece ben çocuklarımı almak istiyorum ondan. Ya orada kişi mi yoktu? Evlenmedi geldi. Türkiye'de benim evimi yıktı başıma. 300 bin TL kredi çektirdiler. 1 milyon dolardan çok borcum var ya. Bu nedir? Ayıp, günah ya. Bıktık vallahi billahi hayattan, yaşamaktan. Bıktırdınız be. Yeter ya, böyle mi olur bir millet, ki devlet? İlham Aliyev ya, gerçekten de ayıp ya. Ben bütün Türk halkını ve Azerbaycan halkını ayağa kaldırmasam namert oğlu namerdim ya. Yeter ya, böyle de olmaz ya. İlham Aliyev, prezident, lütfen bak, sizin ülkenizdeki olayları, durumları biliyoruz. Ne yazık ki kulağıma öyle şeyler geliyor. Gözlerimle şahit oluyorum aynı zamanda. Gaziler kalkıp sürekli ellerine benzin alıp gelip kendilerini yakıyorlar. Bu ne ya? Ya sizin vatandaşınız bu halde. Siz, aslında o kadının gerçek manadaki niyetini ben biliyorum. Gelip lezzetli bir hayat yaşamak için beni böyle bu yollara, maalesef beni kullanarak beni bu hallere soktu. Biliyorum, lezzetli bir hayat, lüks bir hayat yaşama hayaliyle geldi madem. Geldi beni bu hallere soktu. Gerçekten yani Allah'ım ya Rabbi, sen bana sabır ver. Bu insanlarla nasıl başa çıkılır? Ya Rabbi sen bana sabır ver ya Rabbi. Bıktım, usandım, artık yeter. Artık yeter İlham Aliyev. O Yunus Demirtaş Lökbotan polis şubesinde polis adalet ve polis reisi Adalet ve Anur Saatov, ondan külli miktarda rüşvet aldılar. Pulunu yediler. Onun ortağı, Azerbaycan vatandaşının ortağı onun pulunu uğurladılar, yediler. Onu tehdit ettiler. Peşine en son 2 gün önce mafyayı takmışlar. Ya bir insanı böyle öldürmek gerçekten de birilerinin eliyle kolay mı sanıyorsunuz ya? Böyle kolay olamaz yani. İlham Aliyev, belki senin bundan haberlerin yoktur, buna inanıyorum. Ama bu işe bir an evvel el at. Ayıptır, günah ya. Bu işi düzelt yani. Bize bak, bizim problemimize bak. Senin ülkende bize karşı yapılan bu haksızlığa, bu adaletsizliğe, bu terbiyesizliğe, bu namussuzluğa, bu gayretsizliğe artık yani el at. Gerçekten de el atmazsan işin ucu çok farklı yerlere gidecektir. Yarın bir gün senin yüzün de kızaracaktır. Sen de pişman olacaksın. Yarın bir gün sen çok büyük cezalarla cezalandıracağını biliyorum. O terter rüşvetkor hakimi Kamil Rızaev, terter rüşvetkor hakimi yine Elşad Bayramov, kömekçileri Elmar, Cındır o laneti ve prokuror Elmar, terter prokuror, terter polis şubesinin reisi Natik, ondan sonra Mahir Müstentik, soyadını bilmiyorum, Firudin Ağayev. Bunlar, bak bunlar benim hedefimdeler. Bunları ben yani mutlaka sana bir gün ben sesimi duyurtacağım. Yani bilmiyorum, sesimi bilmiyorum, sana ulaştırmıyorlar mı? Ama sesimi sana ulaştırmayan o çevrendeki o kişiler de çok pişman olacaklar. Sen onları da cezalandıracaksın. Niye madem böyle bir sorun, bir problem var, benim haberim olmuyor diye. Allah'a andolsun sen işiteceksin bunları ya. Allah'a andolsun İlham Aliyev, sen bunları işitip yüzün kızaracak, utanacaksın. Erdoğan, bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a böyle elini omzuna atıyorsun ya şöyle. Kardeşim Erdoğan diye. Vallahi billahi pişman olacaksın. Utanacaksın bizim prezidentimizin yüzüne bakmaktan. Ayıptır. Artık yeter. Yunus'u adres, bizim Yunus Demirtaş'ı arayıp adres sormuşlar. Ev adresimizi sormuşlar ki siz çok konuşuyorsunuz. O kadar Türk vatandaşı var. Kimsenin sesi çıkmıyor. Siz mi yürek yediniz? Bir tek siz mi bu işe hakkınızı savunuyorsunuz? Yani yalan söylüyorsunuz diyor. Bize diyorlar ki yalan konuşuyorsunuz. Siz Azerbaycan ve şer, böhten, iftira atıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ve söyleyse benim delillerim var, sübutlarım var. Terter belediye sedrinin eliyle herbi prokurorun arvadı Medine. Şu anki indiki belediye sedri Medine. Onun eliyle pullar alındı, verildi. Ondan sonra bütün videolarım var. Hatta terter savcısı, prokuror beni aradı, dedi ki yakışı sesini, sen sus, sen pulunu vereceğiz. Ben de dedim ki, ama dedi gizliden, ben de dedim ki hayır, gizliden olabilmez. Dedim, WhatsApp'ta beni aramıştı, dedim kanuni yollarla. Allah'a and olsun artık
Yani ben bıktım, bezdim, artık bıktım, çok kötü şeyler olacak. Çok kötü şeyler olacak. Kıyamet kopacak.